Rahman ana hattıyla şöyle tercüme edilir. Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran. Bütün yaratılmışları hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini sevmediğini ayırt etmeyerek bütün mahlukatını sayısız nimetlerle gark eden, onlara sayısız nimetler ikram eden bir ismi şeriftir Rahman ismi. Aslında rahmet dediğimiz Türkçemize kalp yufkalığı, sevdiklerimizden veya tanıdıklarımızdan birinin veya herhangi bir mahlukun sıkıntı ve ızdırap içine düşmüş olduğunu öğrenince içimizde bir üzüntünün meydana gelmesi, onun haline acımaktır. Merhamet dediğimiz kelime. Fakat merhamet sadece bir acımak değil. Mesela sokakta birisi düşmüş, ah zavallı demek merhamet değil. Gidip onu kaldırdığımız zaman merhamet sahibi oluyoruz. Bir insan açlıktan kıvranıyor, vah zavallı bir şey bulamamış demek merhamet değil. Biz gidip ona bir şey verdiğimiz zaman merhamet sıfatı bizde tecelli etmiş oluyor. Dolayısıyla merhamet sahibi insan düşkünlere el uzatır, onlara yardım eder ve bundan da büyük bir zevk alır. Allah-u Teala için ise rahmet sadece kuldaki bir acıma hissi değil. Allah-u Teala'nın bizatihi bütün kulları için hayır murad etmesi demektir. Bütün kulları, bütün mahlukatı için hayır murad etmesi demektir. Ve Rahman ismi de tıpkı Allah-u Teala'nın has ismi gibi, Allah ismi gibi tamamen zati bir isimdir. Yani lafz-ı celal gibi Allah-u Teala'dan başka hiçbir varlığa söylenmemiştir. Kul da settar olur kendi planında, yani hataları örter. Kul da affedici olur ama Rahman tamamen Cenab-ı Hakk'ın bir zat ismidir. Başka hiçbir varlığa da hiçbir şekilde izafe edilemez.